Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Aselsan, hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla geliştirdiği Atom'dan bugüne kadar 100 bin adet üretildi. Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen 35 mm hava savunma sistemi modernizasyonu ve parçacıklı mühimmat tedariki sözleşmesi kapsamında Atom 35 mm parçacık mühimmat üretimini gerçekleştiriyor. 29 Aralık 2017 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında bugüne kadar 100 bin adet mühimmat elektroniği Aselsan tesislerinde üretildi. Atom 35 mm parçacıklı mühimmat, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programları yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor. Böylece namlulu sistemlerin etkili hava savunma silahları olarak kullanılabilmelerine imkan sağlıyor. Modernize çekili top ve korkut sistemleri, Atom 35 mm parçacıklı mühimmatla birlikte kullanıldığında, savaş çağı, helikopter gibi geleneksel hava hedeflerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi modern tehditlere karşı da etkinlik sağlıyor. Atom 35 mm parçacıklı mühimmat, Aselsan ana yükleniciliğinde MKK ve TÜBİTAK SAGE ile birlikte geliştirildi ve katmanda hava savunmanın önemli bir unsuru oldu. Aselsan'da kurulan otomatize mühimmat elektroniği üretim hattında 100 bin adet mühimmat elektroniği üretimi tamamlandı. Proje kapsamında kazanılan tecrübe ve bilgi birikimiyle çok çeşitli kalibre ve tipte akıllı mühimmatın kısa sürelerde geliştirilmesi mümkün hale geldi. Aselsan'ın hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla geliştirdiği Atom göreve başlıyor. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile 27 Aralık 2017'de imzalanan 35 mm hava savunma sistem modernizasyonu ve parçacıklı mühimmat tedariki sözleşmesi kapsamında ilk teslimat kalemi olan 35 mm parçacıklı mühimmat kabulü, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Poligonu'nda icra edilen testlerle tamamlandı. Proje için Aselsan Macunköy yerleşkesinde TAPO Otomatize Üretim Hattı kuruldu. Sayıları hızla artan seyir füzesi, havadan karaya füzeler, insansız hava araçları ve benzeri hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla yeni nesil programlanabilir parçacıklı mühimmat kullanımı gündeme geldi. Hava tehdit unsurunun yüksek kinetik enerjiye ve penetrasyon yeteneğine sahip parçacıklardan oluşan bir bulut içerisinde bırakılmasına dayalı söz konusu mühimmat konsepti, klasik mühimmat tipleriyle etkinlik sağlanamayan birçok hava tehditine karşı maliyet etkin hava savunma çözümü sağlıyor. Aselsan tarafından geliştirilen dip tapalı bir akıllı mühimmat olan Atom, parçacıklı mühimmat ile birlikte kullanıldığında namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artarak küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlıyor. Atom, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor. Geliştirilmiş parçacık saçılımına sahip Atom, 4 km etkili menzile elektromanyetik karıştırmaya karşı dayanıklı görev yapıyor. Atom'un görevlere yönelik 3 farklı versiyonu bulunuyor. Atom 35 mm hava savunma, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava aracı, savaş uçakları, helikopterler, çeşitli kara hedeflerine karşı etkinlik gösteriyor. Atom 35 mm ZMA, ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, hafif zırhlı zırhsız araçlar, piyade birlikleri, bina, korunak ve benzeri sabit hedefler, sütre gerisinden taarruz eden birlikler ve İHA'ları etkisiz hale getiriyor. Atom 35 mm CRAM, hava mühimmatları, roketler ve İHA'lara karşı kullanılıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi hedefi için önemli bir kilometre taşı olan 35 mm hava savunma sistemleri modernizasyonu ve parçacıklı mühimmat tedariki projesi sözleşmesi kapsamında havadan karaya füzelere karşı etkinliğini kanıtlayan ve füze avcısı unvanını kazanan hava savunma top sistemlerinin seri üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilecek sistemler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Seri üretimi devam eden kundağı motorlu namlulu alçak irtifa hava savunma silah sisteminde de parçacıklı mühimmatlar kullanılabiliyor. Geliştirdiği ileri teknoloji silah ve mühimmatlarla Afrin'deki Zeytin Dalı harekatında Mehmetçiğin gücüne güç katan Aselsan, bir yandan ileri teknoloji ürünleriyle savunma sanayine destek verirken diğer yandan da üretilen mühimmatın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zeytin Dalı operasyonunda sabit terör hedeflerini vurmak için kullanılan ve yüzlerce parçacıklı hedefe tesir eden Atom, şimdi de hareketli terör unsurlarını da yok etmek için yeniden geliştirildi. 35 mm çapındaki Atom 35, içinde yüzlerce parçacıkla atıldığı hedefi imha ediyor. Patlama sırasında hedefe yayılan parçacıklar, atış yapılan noktayı adeta delik deşik ediyor. Şu anda bina ve korunak gibi teröristler tarafından kullanılan, sabit hedefler için kullanılan Atom 35 daha da geliştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar tamamlandığında
Bu mühimmat pick-up tarzı araçların arkasına ağır makineli tüfek ve kısa menzilli top yerleştirilerek hareket etmeye çalışan teröristler için de kullanılabilecek. Aynı zamanda terör örgütlerinin havadaki mini insansız hava araçlarına karşı da yine bu mühimmatın kullanılabileceği öğrenildi. Hangi mesafede patlayacağı planlanabilen Atom 35, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkışın hızına göre yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabiliyor. Atom 35, 4 kilometre etkili menzile sahip. Aselsan, askeri ve sivil kritik tesislerin mikro İHA tehditlerine karşı korunmasında kullanılan çözümlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda tehdidin radar tarafından tespit, takip ve sınıflandırılmasının ardından elektro-optik sistemlerle teşhisini sağlayan ihtar İHA tespit ve raporlama sistemine 40 mm bomba atar entegre edildi. Konya Karapınar'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen atışlı yetenek gösterimi testlerinde mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi. Büyük beğeni toplayan sistemin en kısa süre içinde kullanıma alınması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi. Keşif, gözetleme ve taarruz gibi birçok farklı amaçla kullanılabilen küçük ve mini İHA'lar ucuz ve kolay erişilebilir olmaları nedeniyle terörist unsurlarca da sıkça kullanılan tehditler haline geldi. Aselsan tarafından geliştirilen 40 mm İHA imha sistemi, Aselsan ve MK işbirliğiyle geliştirilen Atom 40 mm yüksek hızlı akıllı mühimmat kullanımıyla küçük hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor. 40 mm İHA imha sistemi, ihtar anti İHA sistemi ve Atom 40 mm yüksek hızlı akıllı mühimmat atma yeteneğine sahip SARP uzaktan komutalı silah sisteminden oluşuyor. Silahlar ihtardan gelen hedef bilgisi ve sistem üzerinde bulunan atış kontrol alt birimleriyle hedefe otomatik yönleniyor ve akıllı mühimmat kullanımıyla hedefi imha ediyor. Akıllı mühimmat namludan çıkarken havada patlaması gereken zamanı programlanıyor. Programlanan zamanda paralanan mühimmat, şarapnel etkili gövdesi sayesinde hedef önünde parçacık bulutu oluşturuyor ve hedefi imha ediyor. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.